Embriyolarımız çok iyi, yumurtalarımız da eşimin çok iyi, yaşı 31. Her şey güzel gidiyordu. Son 20 gün içinde hamile de kaldı, transferler de yapıldı. Sebep olarak düşük yaptı gene tekrar. Bunun sebebi de bize dediler ki stresi bağladılar. Bu acaba hocam bize bir yanıt verebilir miyiz? Biz orayı duyamadık Yüksel tamam. Beyciğim. Ne dediler? Düşüğün senin sebeplerini... Strese bağlı olduğunu söylediler, stres. Ha, stresten düşük yapmasının. Tamam. Yardımcı olursa hocam bizim konu tamam. Hakkında bilgi verebiliriz. Bilgi verebiliriz. Tamam. Peki embriyolarınız var mı peki kenarda tekrar? Onları sağlıklıydı embriyolarımız fakat kenara almadık onları, beklemeye almadık. Ha, tamam peki. Hoşçakalın efendim, eşinize selamlar. Stresten çocuk düşer mi? Şimdi düşüğün tek düşük olmama nedeni stres olabilir. Yani stres düşük yapmaz kesinlikle. Şimdi öyle deyince kadınlar yani, hepten zannettiğim bir süreç. Çünkü yani tüp bebek yaptıran insanların hepsi stresli zaten. Yani biz herkesin merkezinde bir tane psikolog var. Psikolojik açıdan destek vermeye çalışıyor ama tüp bebek tedavisi süreç olarak 15 gün. 15 günde hasta her gün psikologla görüşse ne kadar bir destek olabilir ama mümkün olduğu kadar destek verilmeye çalışılıyor. İşlem öncesinde, işlem sırasında, işlem sonrasında. Hasta gebe kalmazsa telefonda veya görüşme şeklinde destek olunabiliyor. Şimdi stres düşük nedeni değil. Stres hamile kalmama nedeni de değil. Kesinlikle değil. Düşüğün sebepleri araştırılması lazım. Düşük neden olur? Ya embriyonun gelişimi rahme tutunduktan sonra bir şekilde bozulmuştur. Yani embriyoda bir problem vardır. Ya rahimde bir problem vardır. Embriyoyu belli bir yere kadar büyütmüş, ondan sonra büyütememiştir. Dolayısıyla rahimde problem olup olmadığı rahim iç tabakasının, endometrium tabakasının yapısı ve kalınlığına bağlı bir. İkincisi de rahim filminde tüplerin durumuna bağlı. Eğer bu hastanın rahim filmi yoksa mutlaka rahim filmi çekilmesi lazım. Eğer rahim filmi normalse o zaman tabii bebekle ilgili bir problem var mıydı acaba diye düşünmek lazım. Çünkü ilk böyle yerleşme anında olan düşüklerin yarısı hemen hemen bebekteki genetik problemlere bağlıdır. Şimdi bebekteki genetik problemler sıfırdan bir canlı oluşuyor. Tesadüfen oluşmuş. Tek hücre. Tek bir hücreden. Bir yumurta, bir sperm birleştiriyorsunuz, bir hücre oluyor ve ondan sonra bir bebek oluşmaya başlıyor. İki hücre oluyor, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, o şekilde gidiyor. Ve bazen bu bölünmeler hatalı olabiliyor. Hatalı olduğu zaman da anormal bir canlı oluşmaya başlıyor. Anormal canlıyı da vücut atıyor. Ama bu tesadüfen olabildiği gibi anne veya baba da taşınan herhangi bir genetik probleme bağlı olarak da oluşmuş olabilir. Böyle bir düşük olduğu zaman biz bunun tekrarlama ihtimali var mı acaba diye bir bakıyoruz. Yani anneye babaya genetik test yapıyoruz. Rahimi, rahim filmini tekrar kontrol ediyoruz. Eğer bunlar normal çıkarsa o zaman tekrar tüp bebek deniyoruz. Eğer donmuşu varsa donmuş embriyo koyuyoruz. Tazesi varsa taze embriyo koyuyoruz. Peki bu aile embriyolarını yedeklememiş. Yani kenarda embriyosu yok. Şimdi o biraz şey oluyor. Tabii yani embriyolarınız çok iyi deniyor. Ama embriyolar dondurulmuyor. Burada tabii merkezin embriyo dondurma imkanları var mı diye sorgulanması lazım. Çok iyi bir ortamda mı saklanması lazım? Yok, sorgulanması lazım. Çünkü hala İstanbul'da yeteri kadar merkez var ama bu merkezlerin yarısından fazlasında dondurma diye bir şey yok. Maalesef devletle ilgili kuruluşlarda da dondurma diye bir şey yok. Dolayısıyla bir hastanın mesela 20 tane iyi embriyosu varsa 2 tane veriyorsunuz veya 1 tane veriyorsunuz içeriye, kalanları saklayabileceğiniz bir ortam yok, hepsi ziyan peki oluyor. Peki ben diyelim ki tüp bebek yaptıracağım, 8 tane embriyom vardı, biri tuttu ilk denemede, şansım yaver gitti, tuttu, 7 tanesi de gayet iyi kenarda duruyor. Kaç sene saklıyorsunuz bunları Aret Bey? 5 seneye kadar saklayabiliriz. Ben 4,5 sene sonra geldim ilk bebeğim doğduktan. Tabii öyle çok var. Ben istiyorum öyle dedim de var, gayet tabii. Sağlıklı normal bir çocuk normal oluyor. Normal bir çocuk oluyor, evet, hiçbir şey değişmiyor. Evet. Yani sizin nasıl difrizde sakladığınız et bir sene sonra çözseniz bile eğer dondurma sırasında bir problem yaşamadıysanız aynı et olarak çözülüyorsa embriyoda aynı, hiçbir fark olmuyor ve hatta gebelik şansı dondurulmuş embriyo gebeliklerinde normal tüp bebek denemelerinden çok daha fazla oluyor. Çünkü dondurduğunuz embriyo gerçekten iyi bir embriyo. Orada bir soru daha geldi aklıma. Çünkü izleyicilerimizin geliyor bu sorular aklına, ben tahmin ediyorum. Şimdi 42 yaşında hamile kaldı. 7 tane embriyo kenarda.
atıyorum. Ve 48 yaşına geldi. Transferi yapıyor musunuz? Yine şansını tabii etkiliyor mu? Yani tabii hazır embriyo duruyor zaten. Şimdi bak, bakın kadında yaşlanan rahim değil. Yani 50 yaşında hatta 55 yaşında basında daha önce gördünüz 55 yaşında menopoza girmiş bir kadına, kesinlikle, genç bir kadının yumurtası alınıp bir embriyo nakledildiği zaman genç kadınlar kadar gebelik şansı oluyor. Yani siz şimdi diyelim ki 42'de pek dondurulmuş embriyo olmaz ama çünkü az yumurta çıkar ve embriyolar çok kaliteli olmaz. Diyelim ki 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında bir tüp bebek denediniz. Embriyoları koydurdunuz, 2 tane embriyo ve kalanları da dondurdunuz, güzel embriyolarınız var. Sonra yaşınız 42, 43, 44 oldu. Yumurtanız da kalmadı ve hatta menopoza da girdiniz. Tamam. Ondan sonra biz sizin rahminizi hazırlayarak eğer genç yaşta dondurulmuş bir embriyonuz varsa onu koyduğumuzda gebelik şansınız mesela kaç? 35 yaşında donduruluysa 35 yaşındaki bir kadınınki kadar olur. Ha, güzel. Dolayısıyla embriyo dondurmak gerçekten bizim elimizde önemli bir silahtır. O zaman bakacağız merkezde. Soracaklar hastalar. Çünkü şimdi şöyle de düşünün, işin ekonomik boyutuna da geldiğinizde taze deneme ilaçlarıyla beraber, tüp bebekle beraber bugün için 5 milyarın üzerinde bir rakam harcanıyor, tamam, ilaçlarla beraber. Ama dondurulmuş embriyo ilaç tedavisi yok, eziyeti yok. Embriyon zaten hazır. Sadece embriyo alıyorsunuz, saklamak çözüyorsunuz. Alınmıyor. 5 alınmıyor. Sene saklıyorsunuz. Yıllık bir saklama ücreti var. O da çok cüzi bir ücrettir. Dolayısıyla hem ekonomi getiriyor. Yani hasta bir kere tüp bebek denediği halde bile birkaç sefer bebek koydurma ihtimali oluyor. Kötüsünü de düşünün, tutmadı diyelim ki tüp bebeğiniz. Tamam. Bir daha tüp bebek parası harcamak yerine olan embriyonuzu bir daha koyduruyorsunuz. İkinci bir şans oluyor. Hatta bazen üçüncü, dördüncü şanslar da oluyor. Hem daha az ızdırap çekiyorsunuz hem daha az para harcıyorsunuz. Peki Zonguldak'tan bir izleyicimiz çok bekletmişiz. Efendim günaydın. Günaydın. Buyurun hemen sorunuzu alalım. İyi yayınlar. Sağ olun hanımefendiciğim, buyurun. 40 yaşında evlilik yaptım. Tamam. 5 ay sonra kendiliğinden hiç tedavi görmeden hamile kaldım. Tamam. Ama hamile kaldığımı 1,5 aylıkken öğrendim. Yani belirtileri vardı fakat kan tahlilinde bile üniversite hastanesine gidip doçent anlayamadı. Tamam. Hamile olduğumu. Başka bir üniversite hastanesine gittim Zonguldak'ta. Sadece işte diğer üniversitenin tahlillerine bakarak benim gebe olduğumu anladı hoca. Ama şey yaşından dolayı düşük yapma şans şey riskim yüksek diye belirtti kendisi. Tamam. Ve gerçekten de 7 haftalıkken bebek düştü. Kalp atışlarını alamadı daha doğrusu. Kürtaj oldum. Yine şey o devrede hani kürtaj sonrasında yumurtalık bezlerinin çok iyi olduğunu, 2 ay sonra kendiliğinden hamile kalabileceğimi söyledi. Fakat aradan işte bir 6-7 ay geçti. Hamilelik olayı olmayınca ben biraz panikledim ve çok araştırmadan Ankara'da bir tüp bebek merkezine gittim. İsim vermeyeyim peki? Evet, isim vermiyorum zaten maalesef. Tamam. Gittim. Orada işte bir işlem yapıldı. 8 tane yumurta alındı. Bunların gayet sağlık olduğunu söyledi işlemi yapan doktor. Onlar 4 tanesi embriyo haline geldi. 2 tanesi transfer oldu. Ama maalesef sonuç tutmadı. Negatif. Tamam. Ve hiç ondan sonra ne arayıp ne sordular. Tamam. Onun haricinde hanımefendi yine bir dakikamız var. Bir iki dakika yanıt istiyorsanız net olarak. Özür dilerim doktora bir şunu soracağım. Şimdi aradan yine bir 5 ay geçti. Şu anda bir aşılama yaptırdım ben. Tamam. Şansım ne kadardır onu merak ettim. Yaşım şu anda 42. 42'ye girmedim henüz, 41. Tamam. İnşallah 41 kere maşallah olur. Şansınız yüksek olur. Peki hoşça kalın hanımefendiciğim. Şimdi ben hikaye böyle. Annemizi aldık aslında. Yapılan tüp bebekle ilgili bir problem. İnsanlar genelde